Hop, hazırız değil mi? Evet, herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün böyle bir e, metinsiz bir Diablo Lore videosuyla karşınızdayım diyeceğim ama pek de Diablo Lore videosu gibi değil yani... E, lore üzerine spesifik işte e, bu budur, şu şudur gibi net bilgiler verdiğim bir e, video olmayacak. Biraz sohbet etmek istiyorum. E, şöyle sohbet etmek istiyorum. Diablo 4 çıkmadan önce artık çıkabilecek lore'a dair ya da hikayeye dair e, vurgu yapabilecekleri sinematikleri yayınladıklarını düşünüyorum. O yüzden aslında biraz bekledim, biraz da heyecanlıydım. E, konuşmak istediğim birkaç önemli nokta vardı. Daha doğrusu aktarmak istediğim diyeyim. Onları sizlerle paylaşacağım. Şöyle söylemiş olayım eğer aksi bir bomba video daha gelmezse Diablo 4 gelmeden önceki son hikaye içerikli lore içerikli videomuz olacak. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ben oyunu grind noktasına yani işte bir şeyleri çok fazla kasayım da aman oyunun mekaniklerini göküne kadar kazayım da size böyle bir aktarma yapayım diyebileceğim bir oyun tarzı sergileyemeyeceğim. Çünkü e, o kadar yayıncı, o kadar içerik üreticisi ya da o kadar gamer değilim. Ben e, normal biliyorsunuz e, mesleği olan bir adamım ve akşamdan akşama geliyorum. O yüzden hikaye e, oyunun hikaye kısmı beni ilgilendiriyor. Oyunun hikaye kısmı beni ırgalıyor. E, ben de o yüzden e, çok acele etmeden sakin kalıyorum. Çünkü Diablo 4 bizi e, yaklaşık bir 5-6 yıl belki de daha uzun yıllar oyalayacaktır hikaye açısından. O yüzden de e, biraz sakin kalıyorum bazı yorumlar geldi. Ondan dolayı bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı duyuyorum. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Şimdi iki tane video yayınlandı. bir gameplay trailer tabii ki biri de launch trailer yani açılış videosu. Hikaye açısından el alıyor. Biri de oynanış açısından bazı ipuçları veriyor. Hintler veriyor diyeyim. E, onları inceleyeceğiz ve konuşmak istediğim e, iki tane ana büyük konu var. E, onlara dair e, birkaç kelimedir videoyu çok fazla vaktinizi almadan bitireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden lafı dolandırmıyorum hemen geçiyorum. Şöyle çat 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 e, ilk videomuzu izleyelim. İlk videomuz e, Story Launch Trailer arkadaşlar. E, linki de zaten aşağıya e, bırakacağım. Şöyle bir baştan sona izleyelim ben e, yorum yaparak gideceğim evet. Sığınak her zaman Eternal Conflict ara, yani savaşta arada kaldı. Yani gerçekten de böyle sığınak dediğimiz dünyamız artık. Bu arada Diablo 4 Türkçe'de metin desteği Türkçe'de de gelecek. Türkçe olduğu için de sığınak kelimesini mi kullanırlar ya da Sanctuary'e özel bir isim olarak mı değerlendirirler bilmiyorum ama sığınak demenin de çok bir şey yok. Çünkü gerçekten sığınak anlamında inşa ediliyor bu dünya. Öyle yaratılıyor diyeyim. Ee, o yüzden ben e, her iki şeyi de kullanırım arada. Sanctuary derim arada sığınak derim. Ee, Sanctuary gerçekten e, cehennet ve cehennem arasındaki savaşta sıkışıp kaldı. Aynen öyle. Lilith serves neither side. Şu andaki ses tonunu e, önemli arkadaşlar. Niye önemli? Çünkü Lorat anlatıyor. Lorat Lilith'i... Yani bilen bir karakter değil diyeceğim biraz absürt bir cümle olacak diyeceksiniz ki o zaman nasıl anlatıyor falan filan. Ee, arkadaşlar Lilith'in hikayesi işte geçmiş horadrimler Talraşa gibi şeyden işte Deckard Cain gibi e, isimlerden anlatılarak geliyor. Ve Tyrael yani Lilith'i birebir gücünü görmüş ya da gücüne işte kudretine maruz kalmış aslında net. Maruz kalmış ve bunun savaşının içerisinde kalmış bir karakter değil Rol, Lorat. Le Lilith Sir Snyder Size dedi yani Lilith her iki tarafa da hizmet etmiyor diyor ama Lilith'in bir iblis olduğunu da unutmayalım. Şimdi ee, dediğim gibi bazı bomba cümleler kuracağım e, e, hikayeye dair. Arkadaşlar Lilith büyük bir iblis değil. büyük Lilith bir iblis generali de değil. Şimdi e, benim lore videolarını izlediyseniz e, orada anlattım. E, evrenin ilk yaratılış hikayesinde Tahtamant'ın yedi kafalı bir iblis olduğundan ve Tahtamant'ın öldükten sonra yedi büyük iblis generaline bölündüğünden bahsettim. İşte bunların üç büyüğü, üç büyük lord yani iblis lordu, iblis generali. E, Mephisto, Baal ve Diablo. Dört küçük iblis generali andaral Duriel, Azmodan ve Belial. Bakın burada Lilith'in adını ...anmıyoruz bile. Lilith... ...Mephisto'nun kızı. Şimdi biz aslında e, videolar... ...ve e, işte e, biraz... ...PR de Lilith'i biraz... ...büyütüyoruz hikayesi olarak. Büyük karakter. Şey değil Hani tamamdır... ...saldırmayın. Büyük karakter. Kesinlikle... ...çok büyük karakter. Kesinlikle çok büyük bir iblis. Kesinlikle çok tehlikeli. Ama benim... ...demek istediğim bir Mephisto değil... Bir Azmodan değil. Evet belki Diablo 3'te Azmodan'ın Cahar diye kestik geçtik. Belayla Cahar diye kestik geçtik. Diablo 2'de Mephisto'yu harcadık. Bağlı harcadık. İşte bağlı yaptık. İşte bir şeyde Diablo 2'de üzerinden item düşüreceğiz diye anasını ağlattık bağlı ama bahsetmek istedim. Mephisto bunların denge değil aslında baktığımızda. Güç dengesi ya da güç seviyesi olduğunu. Ama tabii ki çok tehlikeli. Tabii ki dikkat edilmesi gereken bir şey var. Belki de Şimdi Void'in nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Void dediğimiz yer bu sonsuz karanlık dediğimiz şeyde. Nasıl bir işte ne derler şeytanlıkla nasıl bir iblislikle nasıl bir e, kötülükle sınandığını bilmiyoruz. Çünkü Void gerçekten bilinmeyen bir yer. Ve bugüne kadar Diablo evreninde hikayesinde bir tek Lilith'den bahsediliyor oraya gidip gelmiş o noktasında. Artı bu yüzden daha tehlikeli Lilith. Evet. Ama dediğim gibi hatırlatıyorum bir Diablo oyunu oynayacağız ve kesinlikle Diablo'yu öldüreceğiz bir yerde. Ama ama yani Lilith'i belki geleceğiz. <laughs> <Ç> <çarpmayayım. gülüyor> Tutamıyorum kendimi konuşmak için. Bu arada bileyelim. <laughs> e, ee, çağlar önce e, ben bu şey ben işte e, kovuldu uzak diyarlara atıldı ama bu dünyanın yaratıcısı buradaki cümle önemli Lords of Hell are coming to devour our world. Yani diyor ki işte cehennemin lordları e, dünyamızı işte e, konsüm etmeye işte emme gücünü emme işte kaynaklarını sömürmeye çalışıyor işte. Yok etmeye geliyorlar. Dünyanın anasını ağlatacaklar. Cehennemin lordları. Bir. Lilith de cehennemin bir lordu. Burada bahsettiği kim? Neyin bilgisi var? Ne oluyoruz abi? Kim geliyor? Mephisto mu? Baal mı? Diablo mu? Diablo büyük ihtimalle. Ne oluyoruz ama? Çok emin konuşuyor. Ve korktuğu taraf bakın. Cennet değil. Normalde bir iblisin, iblis görünümlü, sukubus görünümlü bir iblisin bahsetmesi gereken, düşmanı olması gereken taraf cennet değil mi normalde baktığınızda? Evet Lilith her iki tarafa da hizmet etmiyor. Doğru. Cennet ve cehenneme de hizmet etmiyor. Doğru. Eyvallah ama yani öldüğü zaman mesela Lilith ölseydi cehennemden tekrar doğacaktı. Cehennemin safında aslında net olarak. Ne oluyoruz? Tabi bunların cevabını oyunda bulacağız. Şu sahne gerçekten çok güzel. Ee, burada da cehennemin kapılarını dünyaya açtığını görebiliyoruz diyebilirim. Bilmiyorum belki öyle mi yorumlamak lazım. Çünkü burasının bizim dünyamız olduğunu düşünüyorum. Bu cümleler de önemli. Sizi kurtarmaya gelmedim ama güçlendirmeye... Size özgürlük vereceğim. Ve daha fazlası. Elinde tuttuğu şey ne onun? Ee, Lilith. Bu ne? Bu ne ki sen bizi empower yapacaksın. Bizi daha da güçlendireceksin. Tahminim Dünyalar Taşı fragmanı Diablo Immortal'da da bu konuya çok değinildi. Tahminim diyorum lütfen. Daha sonra laf söz oluyor. Kimileri laf ça çarpıtıyor bana. Neyse. Ben Dünyalar Taşı olduğunu düşünüyorum. Emin değilim. Empower yapabilecek şey. Çünkü Dünyalar Taşı'nın gücü. Yani Anun'un gözünün gücü. Kullanılarak Nephilim Mırk'ı güçsüzleştirip insanoğluna dönüştürüldü. Yine böyle bir şey kullanıyor mu? Bilmiyoruz. Normalde Dünyalar Taşı'nın rengi kırmızı. Bu taş sarı parlıyor. Bağlı olamaz. Bağlı Lilith'in normalde bir bağlantısı yok. Bağlı'nın solstuğunu zaten kırdık, kırdık. Kırdık. Kırıldı. Ama Bağlı'nın iki... Soulstone'un parçaları ayrılmıştı. Diablo 2'nin öncesinde üçlünün avı dediğimiz yerde. Emin değilim. Ama evet Nephilim güçlerini açmaya kalkacak. Tabii kendi kontrolü altında. Kesinlikle bunu şey yapmayalım. Normalde senin benim gibi bir Nephilim yaratmaya çalışmıyor Lilith burada. Bunu yapabilecek tek güç dünyalar taşının gücü. Bence Inarius da Inarius nasıl kurtulduğunu bu ara hala bilmiyoruz. Oyunda öğreneceğiz büyük ihtimalle. Inarius da Lilith'in ne yaptığını çok iyi biliyor. O yüzden durdurmaya çalışıyor. Arada konuşan Inarius'tu bu arada. Ee, hani hayatlarınız bir sonraki yaptığınız harekete bağlı gibi bir cümle kuruyor. Aslında orada biraz gaza getirip insanlardan oluşturdu. Yani potansiyel nefılımlardan. Ne yazık ki öyle. <laughs> Kabul etmemiz lazım. Potansiyel nefılımlardan oluşturduğu orduyu cehenneme salarken biraz gaza getiriyor. Ama e, kesin bir şey var. E, Lorat'ın söylediği cümle. Eğer Lilith'i durdurmazsak kesinlikle lanetleneceğiz. Bu doğru çünkü Lilith. Lilith bence intikam peşinde. Bence. Bence Lilit intikam peşinde. Kimin? Her iki tarafında. Evet. Her iki tarafında. Her iki taraftan da intikam almak istiyor. We'll Prava ölüyor demek ki. Bundan da biraz memnunum. Evet story launch trailerımız bu kadardı. Daha konuşacak çok şey çıkartabilir miyim? Bir dakikalık videodan bilmiyorum. Yaklaşık 10 dakikadır konuşuyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Eğer muhabbet etmek istiyorsanız e, lütfen Twitter'dan, Discord kanallarından, yayınlardan mutlaka bana ulaşın. Üzerine sohbet yapalım. Çünkü gerçekten inceleyebildiğim kadar inceledim. E, Bu tarz yorumları çıkartabildim. Zaten çok fazla spoiler da vermemişler. Prava'nın Prava, nın, Prava nın ölümü dışında diyeyim ve zaten biz bu savaşın buraya geleceğini, cehenneme geçeceğini biliyorduk. Şimdi hemen diğer videoya geçelim. Diğer videoda, diğer videoda gayet bombastik. Bu gameplay launch trailer burada. Arkadaşlar bu köpek mi konuşuyor? Bu köpeği görürken niye inarıyorsun sesini duyuyoruz? Ya da ilk videoda konuşan da mı o köpekti? Köpek, kurt. Burada gayet aslında hangi sınıfı oynamak istediğinize karar verebileceğiniz güzel bir video bence. Ben Druid oynayacağım net. Son kararım. Bu videoda konuşmak istediğim çok özel bir nokta var. Birincisi şimdi arkadaşlar şurası olabilir mi bilmiyorum ama emin değilim ee, ben burayı özellikle şuradaki e, yerdeki şeyden ama dediğim gibi çok uzak ihtimal sallıyorum şu anda e, ardımdan acaba o ilk üçlünün hani ee, geldi üç kişinin geldiği ve Lilith'in çağrıldığı videodaki yer olabilir mi? Ee, i̇şte hani ellerini basıp kanlarıyla kapıyı açtığı yer olabilir mi? Yani Lilith'in çağrıldığı yeri göreceğiz mi Diablo 4'te? Öyle bir yorumlama yaptım. Dediğim gibi uzak ihtimal çok net belli olmuyor ama böyle bir yorumum var. Katılırsınız, katılmazsınız. Doğru çıkma ihtimalini hani evet ya da hayır olarak %50 olarak değerlendiriyorum. O yüzden bir net yüzde de veremiyorum size. Özür dilerim telefon için. Yani gayet aslında sınıfların güzel tanıtımı olmuş yani o anlamda sınıf seçerken bu videoyu izlemeyi düşünebilirsiniz. Bunun World Boss olduğunu düşünüyorum. Aşağıda 1, 2, 3, dört tane karakter görüyorum. Ee, bir World Boss görseli görüyor olabiliriz. Şöyle biraz daha geriye alıp tekrar izleyelim. Böyle güzel yerde durdurabilir miyim bakayım. Şöyle biraz fena değil gibi. Değil mi? Ben bunun World Boss olduğunu düşünüyorum. Keza bunun bu değil de şu arkadaşın da World Boss olduğunu düşünüyorum çünkü yine bir kalabalık var ortamda hatta birileri donmuş falan bir World Boss'un ön fazı da şey geliyor gibi işte anlayın böyle spoilerlar vermiş olabilirler. Cehennem tarafında şimdi arkadaşlar geldik işin bomba kısmına. Şimdi Lilith uzun uzun gösterdi. Abi şurayı yakalayabilir miyim acaba ya? Ha. Şimdi arkadaşlar bu tamam Lilith önündeki biziz. Solo bir fight olacak. Lilith'i keseceğiz. Belli zaten hani bir kötü karakter varsa bir villain varsa keseceğiz onu illaki ama herkes tabi dediğim gibi özellikle yapılan PR çalışmalarından reklamlardan videolardan içeriklerden ve gerçekten Lilith görselini inanılmaz güzel hazırlamışlar herkes Lilith'e bir aşık oldu yani hani. Hayranlık e, duymaya başladı ve Lilith herkesin gönlünde taht kurdu diyebilirim. Daha henüz net bir şekilde amacını bilmeden tanımadan diyelim ama e, Lilith'i keseceğiz yani neticede bir oyun oynuyoruz ve e, hikayede oyunda kötüler kaybedecek biz iyiler kazanacağız. E, bu konuda üzülmeyin lütfen sanki spoiler veriyormuşum gibi olmayayım ama içinizi rahatlatacak başka bir şey daha söyleyeyim e, belki yayınlarda söyledim belki videolarda söyledim emin değilim hatırlamıyorum. Her zaman Diablo oyunlarında her zaman Diablo öldürülür arkadaşlar. İstediğiniz oyunlara bakın. İstediğiniz Diablo 1, 2, 3. Immortal'da daha görmedik ama orada da bekliyorum. Ama 4'te göreceğimden eminim. Diablo'yu keseceğiz bir şekilde. Diablo gelecek bence. Öbür türlü oyunun adının Diablo olmasının bir anlamı yok. Lilith yapsınlar. Diablo 4, Lilith mesela hani uzantısı gibi. O yüzden. Ee, neyse. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan yer. Evet cehennemdeyiz. E, etraf bize net bir şekilde cehenneme gidip Lilith'i peşlediğimizi e, bize gösteriyor. Fakat burası neresi olduğuna dair güzel bir ipucu veriyor. Yerdeki simgeye iyi bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Yerdeki simgeye şu üçgen yuvarlak ve içindeki figürlerin olduğu simgeye iyi bakmanızı istiyorum. Ve şöyle bir görsel göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, bu daha önce beta çıktığında konuşuldu. Belki ben el alıp konuyu konuşmadım ama bu konu konuşulmadan geçilecek bir konu değil. Sağda solda da çok konuşuluyor. Ben de üzerine değinmek istiyorum. Şimdi bu kitap. Sayfası arkadaşlar Book of Adria. Yani Edria'nın kitabına Adria'nın kitabı aslında çok böyle hikaye içerikli bir kitap değil. Edria'nın kitabı dediğimiz kitap bize e, Sanctuary'deki ve e, Cennet ve Cehennem'deki yaratıkların tanımlarını yapan bir kitap. Beastry diye geçiyor. E, burada işte bu nedir, bu hayvan nedir, bu yaratık nedir, bu iblis nedir, bu melek nedir gibi bazı tanımlamalar yapıyor. Ve bu e, figürü de Book of Adria'da Mephisto'nun e, sigil, mark, figür, rün işte işareti olarak görüyoruz. Şimdi bu işareti bir Lilith nereden biliyor? Arkadaşlar şey özür dilerim Lilith nereden biliyor dedim. Edria nereden biliyor? Bir Edria Diablo 3'te Diablo 3'te bütün iblis generallerinin ruhlarını Black Stone'a yani kara ruh taşına hapsetmeyi başararak büyük bir e, Diablo ruhu ortaya çıkarmıştı hatırlarsanız. Ve bunları e, hani biz işte Cartu Curtu kovalarken hani hatta bayağı Lia ile falan yapmıştık hatırlarsanız. Bayağı bayağı bizi kandırarak yapmıştı. Ve Mephisto, Baal, Diablo gibi e, büyük iblis generallerinin ruhlarını da bizden önce hapsetmişti. Yani bunların çalışmasını yapmış ve bu şekli bu şekilde ulaşmış olabilir. Yani Edria evet buna e, hakim bir karakter, hakim bir cadı olabilir arkadaşlar. Bunda şaşılacak bir durum yok ve yine şurada daha net bir şekilde görüyorsunuz. Yine Book of e, sayfalarından bir tanesi bu. Shapes of the Ritual. Yani bu bir yani ritüel işareti gibi olarak görünüyor. Biliyoruz, görüyorsunuz, figür 1. Bu arada neden figür 1? Şimdi ben yorumluyorum yine, bakın ben yorumluyorum. Acaba Mephisto en büyük iblis generali, yaşça diyeyim yani, büyük iblis generali, birinci iblis generali olduğu için olabilir mi? Bilmiyoruz. İkincisi tabii Baal Diablo'ya mı e, ait? Onu da bilmiyorum ama şu görseli gördüğümde, gösterdiğimde özür dilerim. Siz de diyeceksiniz ne oluyor ulan? Arkadaşlar Diablo 4 oyununa beta'da ilk oyuna ilk başladığımızda bizi bir mağarada soğuktan donarak ölmekten, yani Nephilim'in yaşamasına devam etmesine izin veren, yardımcı olan karakter bu kanlı kurt diyeyim. Bloody Wolf, bloody wolf diye geçiyor. Kanlı kurt karakteri. Bunun kafasında, ah işte burada bu işareti görebiliyorsunuz. Şöyle açıdan da gösterebiliriz. Net bir şekilde görünüyor. Tekrar videoya girelim. Yerde bu işaret var. Burası... E, yani... Lord of Hatred, nefretin başıbilisi Mephisto'nun aleminin girişi ya da aleminin olduğu yer ya da Lord of Hatred yani nefretin başıbilisinin tahtı mı? Lilith Mephisto'nun yerini mi alacak? Mephisto bu şekle mi dönüştü? Ya da Mephisto kendi gücünü kullanarak bu kurt arkadaşı yani Diablo'yu bu kurt arkadaşa mı döndürdü? Bu kurt arkadaş Diablo olabilir mi? Neden Diablo diyor yorumluyorsun? Kafasında Mephisto'nun işareti var. E al işte Mephisto. Bizi sanrılarıyla Tristram'a götürdü. Arkadaşlar Tristram dendiği zaman oyunda Diablo'dan başka bir şey gelmesin aklınıza. Çünkü... Tristram'ın yaradılış şekli, yani Tristram'ın var olmasının sebebi Diablo'nun hapsedildiği yerden çıkmaması işte engellemek için kurulmuş bir kasaba. Tristram eşittir Diablo diyebiliriz. Tristram e, Diablo'yla özdeşleşmiş bir yer diyebiliriz. Yani bizi alıp Tristram'a götürüyor, oradan da cen, cehenneme kapı açıp bizi yönlendiren arkadaş bu. Arkadaşlar bu arkadaşın şikayetçiyim falan. Yani evet her hep hemen Mephisto diye yorumlayabiliriz ama Diablo da olabilir. Bunun işte Mephisto atıyorum kendinden işte feragat edip işte bütün gücünü basıp işte kafasını atıyorum elini koydu sallıyorum bu arada. Elini koydu Mephisto'nun işareti o şekilde mi oluştu? Bu, bu yokluktan doğan boşluğu Lilith mi doldurdu? Ya da ben hep söyledim ya işte Diablo oyununda mutlaka büyük bir iblis generalini öldüreceğiz. Mutlaka o Mephisto mu ya da Diablo mu? Bu Kofedria. Spekülasyon, spekülasyon. Bu konunun üzerine... yayınlarda daha çok değineceğimizden emin olabilirsiniz. söylemek istediklerimden bir büyük bombastik olay buydu. Lilith, Lord of Hatred mi olacak? Lilith'i bu kadar büyütmelerinin sebebi bu olabilir mi? Nefretin baş iblisi haline gelebilir mi Lilith? Bu birincisi. İkincisi, ikincisi bu Arkadaş, bir büyük iblis mi işaret ediyor. Biz bu oyunda yine büyük bir iblis generaliyle ile karşılaşacak mıyız? You should see me in the crowd. In the crowd. <laughs> ya gerçekten müthiş e, görseller olmuş. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi uzatmak istemiyorum zaten 20 dakika oldu çok da uzun oldu çok da özür diliyorum bu konular hakkında yayınlarda bol bol konuşacağız sohbet edeceğiz zaten oyun çıktığı andan itibaren her şey dökülmeye başlayacak ama e, son bir kez tekrar edeyim ben utgarnız olarak şahsım adına konuşuyorum acele etmeyeceğim hikayenin sonunu hep beraber e, görmek isterseniz beni takip edin lütfen yavaş yavaş oynayacağım ee, buradan da açıklamasını yapmış olayım oyunu bir kere oynayacağız. Evet ben sık sık yayın açacağım ama lore run yapmayacağım. Oyunu bitirdikten sonra bir karakterimi kastıktan sonra ikinci karakteri kasarken Loran yapacağız ve o karakteri sadece ve sadece yayınlarda oynayacağım. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden e, ah işte abi işte Loran yapmıyor musun gibi olmasın. Loran için acele etmeyeceğim ve tekrar ediyorum arkadaşlar bu oyuna bir expansion gelecek, eklenti gelecek, mutlaka yama gelecek. E, bu oyun burada kalmayacak. O yüzden Loran konusunda acele etmeyelim arkadaşlar ve bu e, videoda söylediklerim hakkında lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Tartışalım eleştirelim ve en erken yayınımda lütfen yayınıma gelin Bu konu hakkında spekülasyonlarımıza birlikte devam edelim Daha fazla vaktinizi almayacağım çok çok özür diliyorum <laughs> 25 dakika oldu Sizleri seviyorum umarım Diablo'da Diablo 4'te Sanctuary'de sığınakta görüşmek üzere Görüşürüz bir yerlerde <laughs> kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sizleri seviyorum Oh, gitmek çok çok fazla konuşmak istiyorum çok fazla konuşacak şey var <laughs> neyse kendinize çok iyi bakın.